Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Ramazan'ın artık 10 günü geçti. Ona mı elhamdülillah diyoruz? Hayır. Elhamdülillah diyoruz. Bu 10 günü geçirdiysek, Cenab-ı Hakk'ın rızasına yaklaştıysak. Hani Cenab-ı Hakk'ın rızası hocam falan ben anlıyorum, anlamıyorum. Onu bir kenara koy. İnsanca, Hazreti insan olduğumuzu fark ederek, diğer canlılar arasında eşref-i mahlukat olduğumuzu anlayarak, faziletimizi, kıymetimizi, ailemizi, devletimizi, üzerimizdeki nimetleri anlayabildiysek, Ramazan, yani Ramazan bunun için var, defaatle söyledim o zaman. Ramazan, şimdi bu an, işte bu 10 gün böyle geçtiyse, rahmet günlerinden mağfiret günlerine doğru gidiş. Allah Allah. Hoca yeni bir şey mi söylüyorsun? Asla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmayaydı, ne anı, ne zamanı, ne Ramazan'ı, ne aileni, ne üzerindeki nimetleri, bunların hangisini anlayabilirdin? Elhamdülillah diyebilir miydin? Kim icat edebilirdi? Kendini tanıyabilir miydin? Kendini bulabilir miydin? İnsan. İşte Latincesi var, binlenmesi var, şusu var, busu var. Hazreti insan var ama. Ben bu kalıptan ibaret değilim. Bir ruhum var. İşte bunların hepsini Kur'an, Ramazan, insan, üzerindeki nimet, aldığın nefesin bereketi bile Allah bizim cinsimizden, bizim gibi görünen, kendi seçtiği güzeller güzeli Hazreti Muhammed'i göndermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Lütfen. Nasıl olsa televizyonda seyrediyoruz diye. Ya hoca konuşuyor, salatü selam etmesek de olur falan diye bir tavra girme. Sakın. Böyle bacak bacak üstüne bile oturman bana sorarsan uygun değil. Ben deniz bakın acizane, övünmek için söylemiyorum. Bayrağımı görsem bacak bacak üstüne ise ayağımı indiririm televizyonda. Çünkü nasıl alışırsan öyle gider. Acizane biz böyle terbiye aldık. Ramazan'da bunu konuşmayacağım, ne zaman konuşacağım? Abi, yani bunu ben bugün anlatmazsam ne zaman anlatacağım? Ne oluyor ki öyle yapınca? Esas hiçbir şey olmuyor böyle yapmayınca. Bunu yaptığında bir şey oluyor. En önce kendine saygı duy. Heh, onu anlatıyorum işte. İnandığın şeye kendi başınayken saygı duyuyorsan ne âlâ, Rana, çok güzel. Elhamdülillah'ı anlatıyorduk. Rahmet günlerinden mağfiret günlerine geçmek. Hoca senin uydurduğun bir şey mi? Olur mu canım? O kadar da değil. Zaten çok günahımız var. Bir tane daha eklemeyelim. Bir de size yanlış bilgi vererek. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisini bir daha hatırlayalım. Ramazan'ın türlü türlü güzelliklerini, binbir güzelliğini anlatırken Efendimiz buyurdu ki saadetle, evveli rahmet olan 10 gündür. Sonraki 10 gün mağfirettir. En sonundaki 10 günde her türlü azaptan, cehennemlik sıfattan, cehenneme düşmekten azat olma müjdelerinin alındığı 10 gündür buyurdu ya. Şimdi geldik en başa. Elhamdülillah. Eğer insanca geçirdiysek, rahmet günlerinin farkına vardıysak, elhamdülillah. Arkasından o salatu vesselamu ala Resulillah ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Kardeşlerim dikkat ederseniz her gece senelerdir böyle yapmaya çalışıyorum. Hamdele salvele dediğimiz elhamdülillahla, salatu selamla, euzu besmele ile başlarken muhakkak başında bir izahat veriyorum ki şu işleri artık basma kalıp yapmayalım. Elhamdülillah ve salatu bismillah, euzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Bu böyle ağızda gevelenmek için bir şey değil ki, Ramazan'da bunu anlayalım. Ramazan'da okuduğumuz bir İhlas-ı Şerif. Bazıları diyor ki hocam ben İhlas-ı Şerif'te hatim yapıyorum, olur mu? Olmaz. Şimdi çok kötü oldu. Yani şöyle olmaz. Yani hatim olmaz. Hatmi Hazreti Kur'an olmaz. Ama sen her ayetine bir İhlas okuyorum. Zorun ne? Sevap kazanmak istiyorum. Olur. O zaman ayet hesabı yapma. 100 çek, 1000 çek, 2000, 3000 İhlas-ı Şerif oku. Kul euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Belki aramızda gençler vardır.
veya gençken öğrenemeyip yaşlı olanlar vardır. İhlas şey, halk arasında gulhu diyorsunuz ya, gulhu. Gulhu vallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ne kadar kolay, biliyorum ya, biliyorsun da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bunu bir kere okumak Kur'an-ı Kerim'in üçte biri gibidir. Allah Allah. Hani bak, atandan dedenden bir şey almışsın ama basma kalıp olmasın. Hatırla, biz ne yaparız? Kabre gittiğimizde, böyle bir müşkülümüz olduğunda en kestirme yoldan ne yaparız? Üç ihlas, bir Fatiha. Üç ihlas, üçte bir olduğuna göre hani sevap olarak üç okuduğumda Kur'an hatmine denk bir sevap alırım. Fatiha ile de onu o muradıma kavuştururum. Dikkatli dinle, zapt et. Bu programlarda ilk defa söylediğim bir ifade bu. Ama bu söz, bu davranış muhakkak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve alimlerin bir uygulayışı, tatbikatı. Şunu anlatmak istiyorum. Farkında olma zamanındayız. Bakın şimdi birazdan size Cibril hadisi şerifiyle alakalı, imanımızla, İslamımızla alakalı, rahmet günlerinden mağfiret günlerine geçerken önemli bir konu, çok çok önemli. Bugünü bekledik. Ama hep şunu yapıyoruz, başlangıçta da. Hep iddiamız şu. Yaptığımız bize kalan o manevi güzellikleri, bak kardeşim ne olur, lütfen istirham ediyorum. O manevi güzellikleri, basma kalıp, alelade veya sadece adet gibi yapmazsak, biraz farkındalıkla bu Ramazan'ı şöyle bir güzelliğe doğru çevirebilirsek, samimi söylüyorum, biz çok güzel bu Ramazan'da da bir şey kazanarak günlerimize, hayatımıza devam edeceğiz. Bakın bir ihlas, bir elhamdülillah, bir ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bunu böyle hani defaatle işledik geçen programlarda da. Fakat bunlar bizim lisanımızda bulunmakla beraber bir de manasını anlayacak, biraz daha yaklaşacak şekilde hareket ettiğimizde işin rengi çok değişecek ve değişmeye de başlamıştır diye ümit ediyorum.